15 Eylül 1959 tarihinde ordunun Ünye ilçesinde doğmuştur. Baba tarafından Gürcü asıllıdır. İsmini aldığı dedesi Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum, Azerbaycan ve Balkan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında yaralanarak gazi düşmüştür. Numan Kurtulmuş İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimini gördü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. 1988-1989 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Temple Üniversitesi School of Business Management'da lisans üstü çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Cornell Üniversitesi New York State Labor Relations'da misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1992'de de İstanbul Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. 1994'te doçent, 2004'te profesör unvanını almıştı. Siyaset yaşamında Necmettin Erbakan'ın yanında başlayan Kurtulmuş, Fazilet Partisi'nde İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından da Saadet Partisi'ne üye olmuştur. Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'nde İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Saadet Partisi'nin Genel Başkanı seçilmiştir. 1 Ekim 2010 tarihinde de partiden istifa etmiştir. Numan Kurtulmuş 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni kurduğunu açıklamıştı. 28 Kasım 2010'da partinin genel başkanlığına seçilmiştir. 12 Temmuz 2012 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kurtulmuş'a AK Parti ile Has Parti'nin birleşmesini teklif etmiştir. Bunun üzerine Has Parti üyeleri 19 Eylül 2012 günü gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede bütünleşme sebebiyle fesih kararı alarak partiyi kapatmıştır. Has Parti'nin feshedilmesinin ardından AK Parti'ye katılan Numan Kurtulmuş, 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan revizyonla ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 62. hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Doğutoğlu tarafından başbakan yardımcısı olarak vazifelendirilmiştir. 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Ordu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 64. Hükümet'te hükümet sözcülü, kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesiyle alakalı çeşitli hükümet görevleri üstlenmiştir. Sanayi ötesi dönüşüm ve insan kaynakları yönetiminde Japonya modeli, stok yönetiminin database yaklaşımıyla entegre edilmesi, model insan tipi açısından endüstri ilişkilerindeki değişim yazdığı eserler arasındadır. 1988 yılında Sevgi kurtulmuş ile evlenen Numan kurtulmuşun, Ayşe, İsmail ve Emir adlarında üç çocuğu olmuştur.